Bodrum'da dün Çarşı Mahallesi'nde yapılan imitasyon ürün denetiminin ardından denetimlerin bugün de Gümbet Barlar Sokağı'nda yapılacağı duyumunu alan esnaf kepenkleri kapattı. Dün Bodrum'un Çarşı Mahallesi'ndeki işyerlerine gelen marka ürünler üreten firmaların avukatları dükkanları tek tek dolaşarak imitasyon ürün tespiti yapmış, polis ekipleri eşliğinde tespiti yapılan taklit ürünlerin toplanacağını duyan çarşı esnafı ise duruma tepki göstererek işyerlerinin kepenklerini kapatıp belediye meydanında toplanmıştı. Bugün de denetimlerin Gümbet Barlar Sokağı'ndaki dükkanlarda yapılacağı duyumunu alan Gümbet esnafı da iş yerlerinin kepenklerini kapatarak denetimlere karşı önlem aldı. Esnafın dükkanlarını kapattığını gören yabancı turistler ise durumu şaşkınlıkla izleyerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bölgede esnaflık yapan Zülkif Orhan isimli vatandaş konuyla ilgili Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Talebimiz işte turizm için çok kötü bir şey bu görüntü. Görüyorsunuz kendiniz. Yani turizm zaten bitmiş derecesine gelmiş. Bir de bu başımıza geldikten sonra biz bir şey yapmıyoruz. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Esnafın hepsi kepenkleri indirmiş. Hiç yani turizme yakışan bir şey değil. Bunlar gelip burada markaları yazıp gidiyorlar. İki gün sonra biz emniyetle baş başa kalıyoruz. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Bizim emniyetten istediğimiz bunlara destek vermesinler. Bizim dükkanlarımıza göndermesinler. Alıyor iki tane polis yanına. Ondan sonra geliyor ben markalar yazdım. Markayı yazıyor. Üç yıl boyunca ben o markanın ardından konuşuyorum. Bir ben değil yani tüm esnaflar. Sadece Gümbet'le alakalı ise Gümbet'in hepsini kapatsın. 30 milyon insan, 40 milyon insan bu markadan ekmek yiyor. Yani kim buradan tut Akdeniz'e kadar. Hepsi bundan ekmek yiyor. Milyonlarca dükkanlar açıktır. Markadır hepsi. Milyonlarca. Ne yapacak? Kimi ne yapacak? Günü içinde 5 tane yakalıyor. Diğerlerinin hepsi o 5 tane mağdur durumda kalıyor. Yazık değil mi? Günah değil mi o insanlara? Peki bununla ilgili bir yasal düzenleme istiyor musunuz? Yasal düzenleme kendisi bunu mesela peyda şey yapacak. Buna diyecek ki ben size bir 3 yıl bir süre veriyorum. 3 yıl içinde markanın içine çıkacaksınız. Bu el dükkanları bırakacaksınız. Diyor tak diyor masayı çıkarttım hemen kapattım. Öyle bir şey olmaz ki. Çin yasası çıkarttı. 3 yıl veya 5 yıl boyunca bir zaman tanısın halka. Buradaki esnaflara desin ki markadan çıkın. Marka yapmayacaksınız. 3. yıl sonra marka yapan insana hangi cezaysa o ceza uygulasın hepimiz buna razıyız. Düşmez kalmaz Allah.